PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ulus. Temel PHP eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yeni bir sayfa oluşturalım. Bu sayfamı farklı kaydediyorum. Hemen geldim bakın. Ve örnek 7.php olarak sayfamı kaydettim. Bu bölümde arkadaşlar for each yapısından sizlere bahsedeceğim. For each'i niçin kullanırız? Neden kullanırız? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle şu kısımları geçen dersinde de yapmış olduğumuz buradaki uygulamayı tamamen kaldıralım. Şu şekilde sayfamı kaydettim. Şurası 7 olsun. Ve hemen buradan da çağıralım bakın. Geldim buraya. Örnek 7.php olarak sayfamı çağırdım. Güzel. For işlemlerinde yani geçen dersimizde işlemiş olduğumuz for yapısında bildiğiniz üzere bir değişken tanımlıyor. İlk başta bu değişkeni bir değer atıyorduk ve dizi adetine göre ya da saydırmak istemiş olduğumuz yapıya göre for döngümüzü kuruyorduk. Ancak foreach yapısı arkadaşlar sadece diziler için oluşturulmuş olan, sadece diziler için kullanılacak olan bir döngü arkadaşlar. Kullanımı kolay ve PHP'de en çok kullandığımız yapılardan bir tanesi. Hemen bir PHP de açalım buraya ve bir tane dizi oluşturalım. Bu dizimizin içerisine array dedim ve içerisine isimler yazalım. Mehmet Ahmet Fatma, Musa şeklinde isimlerimiz olsun bakın. Güzel. Bunları ekrana toplu olarak basmak için eko ile bildiğin üzere indeks numarası vererek basıyorduk. Bir de print alt r komutu kullanarak arkadaşlar toplu halde dizimizi yazdırabiliyoruz. Print re komutu ile dolar dizi ifadesini tamamen bu şekilde ekrana yazdırdığında bakın. Gelip sayfamı yenilediğinde bu şekilde tüm dizimin elemanlarına ulaşabiliyorum. Bakın burada hem elemanımızın ismine hem de bu elemana ait olan indis numarasını buradan görerek buradan bu şekilde ulaşabiliyorum. Şimdi dizimizi bu şekilde oluşturduk. Buradaki elemanları for each yapısıyla aslında almamız daha kolay olacak. Dolayısıyla şunu yapıyorum bakın. Bir tane for each yapısı açıyorum. For each yapısında şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu kısımları öncelikle bir kaldırayım karışıklık olmasın. Şöyle yapayım bakın. Şu kısmı da şöyle kaldırayım. Şimdi for içi döngüsü arkadaşlar başta da söylediğimiz üzere sadece diziler için oluşturulmuş olan bir döngü. Dolayısıyla dizileri buradaki dizi elemanlarını ekrana yazdırmak için şöyle bir yapı kullanıyoruz. Öncelikle yazdırmak istediğimiz dizinin ismini yazıyoruz. Hangi dizimizi ekrana yazdıracağız? Dolayısıyla dizi ifadesini ekrana yazdıracağız. Ancak F komutu atlayacağız. Yani F diyorum ben buraya. Atama işlemi yapmak istiyorum dedim. Bu atama işlemi ne işe yarıyor? Buradaki döngü her döndüğünde buradan bir eleman alsın demem gerekiyor. İşte bu her elemanı tek tek alabilmesi için buradaki döngü devam ettiği sürece atanacak olan değişkeni tanımlamamız gerekiyor. Dolayısıyla F dedikten sonra bir isim veriyorum. Dolar dedim. Bilgi olsun bu değişkenin ismi. Normal bir değişken tanımlıyorum. Ancak bu değişken arkadaşlar şuradaki her döngü döndüğünde her elemanın ismini taşıyacak. Yani ilk döngü döndüğü zaman dizide ilk döngü dönerken bilgi ismine önce Mehmet'e atayacak. Sonra döngü bittikten sonra tekrar devam ederken Ahmet'e atayacak. Sonra Fatma'yı sonra Musa'yı diyerek. Tek tek bu şekilde bütün elemanları bu şekilde alıyor olacağız. Bakın hemen buraya geldim. Eko ile... Dolar bilgi isimli buradaki atanan elemanı ekrana yazdırmak istiyorum. Şuraya da bir BR atalım ki daha güzel görünsün. Şöyle bu şekilde kaydediyorum. Şimdi gelelim sayfamı yenilediğinde bakın ne yaptı? Mehmet, Ahmet, Fatma, Musa diyerek tüm dizi elemanlarımı başarılı bir şekilde ekrana basmış oldu. Güzel. Biz for döngüsünde hatırlayacağınız üzere sıfırdan başlatarak Yavdırmıştık. Yani elemanı yazdırmak için bir for açıyorduk ve diyorduk ki dolar dizi içerisindeki ininci satırdaki değeri, ininci indis numarasındaki değeri ekrana yazdır şeklinde alıyorduk. For da bu şekilde kuruyorduk biz. Ancak burada herhangi bir şekilde farklı bir değişken oluşturmamıza ve atamamıza gerek yok. For each sadece diziler için kullanılan bir fonksiyon. Dolayısıyla bu şekilde atama yaparak her elemanı tek tek başarılı bir şekilde ekrana yazdırabiliyoruz. Peki, Buradaki anahtar kelimeleri biz kendimiz atamış olsaydık. Örnek veriyorum burası Mehmet, burası Ahmet ama buraya gelip ben buraya yeni bir key atamak isteseydim şu şekilde gelip bakın isim diye bir anahtar kelime atmak isteseydim şuraya gelip bir tane daha isim şeklinde atayım bakın şuraya geldim. Şöyle yapalım. Buraya geliyorum. Bilgi şeklinde olsun. Bakın bu 0. indekste bu isim adlı key numarasında bu bilgi isimli bir K numarasında. Bu da bir numaralı indis numarasında tutulması gerekiyor. Yani 0 isim bilgi bir şeklinde bir indis sıralaması var. Indis numarası var. Dolayısıyla bunu ekrana yazdırırken nasıl yazdıracağız? Bakın şu yapıyı hiç bozmadım. Aynı bırakıyorum. Bu şekilde kaydettim. Sayfaya gelip yerlediğimde herhangi bir bozulma olmaz. Gördüğünüz üzere. Çünkü indis numaraları içerisinde numara atanmış ise buradaki değerimizde string bir ifade yazmış isek string ifade yazmamıza rağmen başarılı bir şekilde tüm elemanlara for each yapısı sayesinde ulaşabiliyoruz. Ancak for komutu kullandığımız zaman Bakın şuraya geliyorum hemen. Bir for dedim. Küçük bir örnek daha yapalım. i eşittir 0. Dolar i küçüktür. 4 dedim. Toplam 4 tane nesnemiz var. Dolar i bir artır dedim. Ve hemen hızlıca şurada bir for açtım. Eko dedim bakın. Dolar dizi içerisindeki i'ninci satırı yazdırmak istediğimi belirttim. Bu şekilde sayfamı kaydedip yenilersem bakın bana hata verecektir. Hata vermesindeki sebep ne? Tamam sıfırıncı indiste Mehmet ve birinci indiste Musa'yı buldu. Fakat 2 ve 3 değerlerini tanımlayamıyor. Neden? Çünkü bu değerlerimiz bizim kendi key olarak vermiş olduğumuz string değerlerimiz. Bunları string key olarak biz atadık. Dolayısıyla for işleminde buradaki key anahtarlarını rahatlıkla alamayız. Ancak şuradaki oluşturmuş olduğumuz for each yapısında şöyle kaydedeyim tekrar. Gelip sayfayı yenilediğimde bakın herhangi bir problem olmadan String ifade olarak da ben bunu tanımlasam başarılı bir şekilde ilgili veriye ulaşmış oluyorum. Peki buradaki indis numaralarına da ulaşmak istiyorsak yani bilgi, isim ya da sıfır, bir gibi buradaki indis değerlerine ulaşmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? İşte arkadaşlar onun için de sadece şunu yapmamız gerekiyor. Bakın buradaki indis numaraları nasıl tanımlanıyor? Bir numara atanıyor ya da bir yazı yazılıyor. String yazı sonra bir eşittir ve büyük işaretinden sonra da elemanın adı yazılıyor. Dolayısıyla şu ifadeyi ben şurada kurarsam buradaki yapıda kurarsam şunu demem gerekir şuraya geliyorum bakın dolar anahtar dedim anahtarım yani buradaki anahtarım şuradaki anahtarı ifade etsin anahtar kimi ifade etsin daha sonra bir eşittir ve büyük işareti ekliyorum ve karşısındaki bilgimizde şuradaki elemanımızı temsil etsin diyorum. Böylece For each komutumuz içerisinde, buradaki yapımız içerisinde anahtar kelimemizi ve bilgimizi bu şekilde atayabiliyoruz. Buradakilere biz key belirtmesek dahi kendisi sistem tarafından otomatik olarak 0, 1 diye verdiği için buradaki değerleri 0 ve 1 olarak alacaktır. Şimdi bunu birlikte yazdıralım bakın. Şuraya geldim. Yine aynı şekilde şöyle bir tırnak ekleyeyim. Şöyle bir boşluk ekleyeyim. Şöyle bir tire. Ve buraya dolar anahtar şeklinde yazıyorum Şu şekilde geldim Evet anahtar key'imiz yani anahtar bilgimiz burada olsun Tire dedikten sonra da eleman yapsın şeklinde böyle bir uygulama yapıyorum bakın sayfamı kaydettim şimdi gelip tekrar yenilediğimde bakın biraz önce ne yapmıştı for komutunu işlettiğimizde yani for fonksiyonunu işlettiğimiz zaman bize hata vermişti Çünkü isim ve bilgi adlı keyleri buradaki anahtar kelimelerini string olduğu için tanıyamamıştı. Ancak for each komutunda bakın ne yaptı? 0 isim, bilgi ve bir şeklinde anahtar değerlerimizi başarılı bir şekilde bularak hem anahtar değerlerini hem de bu anahtar keylere karşılık gelecek olan elemanları ekrana yazdırmış oldu arkadaşlar. Genel olarak for için yapısı bu. Ve for veri tabanı işlemlerinde, dizi işlemlerinde, veri okurken, çoklu dizi yapılarında, dizilerde veri işlemleri yaparken kullanacağız. Eğer sizler herhangi bir şekilde burada isim değeri belirtmeseydiniz. Yani şuradaki gibi burada herhangi bir key ataması yapmasaydınız. Bakın geldim buraya sildim burayı. Normal bir array olarak tanımladım bu kısmı. Bu şekilde kaydedip gelip sayfamı yenileseydim bakın ne yapacaktı? Mehmet, Ahmet, Fatma, Musa yazdıracaktı ve 0, 1, 2, 3 diye... Gördüğünüz üzere kendisi sistem tarafından otomatik indis numarasını atamış olacaktı. Dolayısıyla for each yapımız sadece diziler için kullanılan fonksiyonlardan bir tanesi ve dizi işlemleri için oldukça çok fazla for each yapısını kullanacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.